İl başkanlığı sorulduğunda şuursuzca gülerek bizi küçümsemiştir. Seyda Hanım, şimdi saygısızlık yapmak istemiyorum. Özür dilerim. Hani bayandır, saygı duyuyorum kendisine. Bizi es geçerekten partimize hakarette bulunmuş oldunuz. Bunu kınıyoruz. Öyle de kazan değil başkan olmuş. Ona da saygı duyuyorum da. Ben görüştüm genel başkanla. Genel başkan bana listeni yap gel dedi. Demokratik Sol Parti Edirne Teşkilatı'nda hareketli günler yaşanıyor. CHP'den istifa eden Belediye Başkanı Hamdi Sedevçi'nin DSP'ye geçeceğini açıklamasının ardından DSP İl Başkanı Ayşe Ergen daha önce Sedevçi aday olursa biz istifa ederiz demişti. Bugün basın toplantısı düzenleyen Ergen ve ekibi istifa etmiyoruz dedi. İl Başkanlığı ne demek? Asbelkader başkan olmuş bir bayan arkadaşımız. Öyle kazan değil başkan olmuş. Ona da saygı duyuyorum da. Zenginlikte, koltukta sevdam olsaydı gider başka partilerde takla atardım. Kapatılmış olan bir partiyi evraklarını kömürlük deposundan çıkartarak dimdik halkımıza sunmaya çalıştık. Sayın Sedefçi, eğer ki il yönetimi olmamış olsaydı aday olabilecek miydiniz? Sizin resmi işlemlerinizde bize ihtiyacınız yok mudur? Siyasi prosedürü bizden daha iyi biliyorsunuz. Ben görüştüm genel başkanla. Genel başkan bana listeni yap gel dedi. Listeni yap gel dedi bana. Sayın Masum Türker. Listeni yap Hamdi Başkan gel dedi. Burada değerlendirelim. Bu iş kesinleşelim. Cuma günü yattı. Perşembe günü görüşelim dediler. Sedefçi'nin adaylığını kabul etmediklerini belirten Ergen, Sedefçi DSP İl Başkanlığı'nın değil, Genel Başkan Masum Türker'in adayıdır. Genel Başkan Türker, DSP'yi tabela partisine çevirmiştir. Ecevit'in kemiklerini sızlatmıştır şeklinde konuştu. Sevgili Genel Başkanım, bu partinin varlık döneminden beri Basri Çetin Taş'la birliktesiniz. Verdiği zararları, verdiği maddi zararları es geçmeniz olmadı başkanım. Sizi bir baba gibi gördüm. Seslendim, çırpındım. Yetkili arkadaşlarımızı, başkanlarımızı aradım. Duyun sesimi, tekim burada. Basri'nin kalleşliğiyle mücadele etmek zorundayım. Beni duymadınız. Beni es geçtiniz. Basri Çetintaş, 7 aydan beri karar defterin açıldı mı? Kaç tane üyen burada? Seni görevden almak için yüz onlardan fazla neden var. Bunu yapmadım. Neden? Biz küçük bir aileyiz. Dağılmayalım diye. Çünkü kurallara göre yönetime gelmeyen kişilerin iptal edildiğini benden iyi biliyorsunuz. Basri Bey ne yaptın? Ne yaptın? Görev yerine sağda solda benim aleyhimde konuşmalarla beni karaladın. İlçe başkanlığını pes ediyorum. Basri Bey'i görevden alıyorum. Eğer ki bunu kabul etmiyorlarsa bana gereken neyse, gereken ceza neyse buna da razıyım. İstifa etmiyorum. Sedefçi Demokratik Sol Parti İl Başkanlığı'nın adayı değildir. Sedefçi Masum Türker'in adayıdır. Eminim ki rahmetli Ecevit'in kemikleri sızlamaktadır. Bitmiş bir partiyi CHP'nin atıklarıyla toplama yerine Ecevit felsefesiyle büyütme imkanı varken Sedefçi gibi hanedanlık meraklısı kişileri siyaset içinde tutmaya devam etmiştir. Açıklaması sırasında gözyaşlarını tutamayan Ergen, Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'nin dün akşam televizyonumuzda katıldığı canlı yayında kendilerini küçümseyen bir tavır sergilediğini öne sürdü. Öte yandan DSP'nin tek belediye başkan adayı olan iş adamı Murat Birgin de adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ben seçimle geldim göreve ve disipline sevk edilip kovuluncaya kadar görevimin başındayım. Biz Atatürk'ün çocukları ve Ecevit'in öğrencileriyiz.
öyle kolay değildir hepimiz için. DSP il başkanlığından istifa etmiyorum. Siyasetin onurunu kurtarmak için direnişe devam. Diren DSP diyorum ve halkımın takdirine bırakıyorum. Sayın Sedefçi, asbel kader oturmuş diye gülerken biliyor musun burayı ne şartlarla dimdik ayakta tuttuk? Adaylığımı deklar etmiştim. Bu yüreğin elini öpmek istiyorum. Tüm cumhuriyetçi kadınlarının ve dürüst davranışlı olan insanların bence bunu yapmasında fayda var. Beni değil, hanımefendi zat-ı şanelerini gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Tam ona buna yalanlarınla partiyi kötüleyemezsin. Bu adamın emeğini kim söyleyemez?